Kripto Gündem'den herkese merhabalar. Bugün 14 Kasım 2022, günlerden pazartesi. Günün öne çıkan önemli haberleriyle karşınızdayız. Haber turuna başlamadan önce her zaman yaptığım hatırlatmayı yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan bir gelişme veya bir kısıtlama piyasaları çok hızlı bir şekilde etkileyebiliyor. Bu yüzden sizler de piyasalardaki en güncel haberlerin yer aldığı kripto gündemini izlediğinizden, kanalımıza abone olduğunuzdan ve bildirim zilini açtığınızdan emin olun. Evet haftanın ilk günündeyiz. Hafta sonu kripto paralarda yine çok önemli gelişmeler yaşandı. FTX'in batış hikayesi içinden çıkılmaz bir hal almaya devam ediyor. Cumartesi günü FTX'in resmi Telegram kanalındaki bir yönetici borsanın tüm fonlarının çalındığını iddia etti. Buna yönelik olarak FTX mobil uygulaması ve web sitesinin de hacklendiğini, hackleyenlerin kullanıcıların telefonlarına kötü amaçlı yazılım veya virüs indirtebileceğine dair uyarı yaptı. Gözümüzün önünde İçinde birçok insanın milyarlarca dolarlık yatırımının bulunduğu borsa resmen yağmalanıyor. Bu yaşananların üzerine FTX as hukuk müşaviri yüzden hareketleriyle ilgili anormalliklerin araştırıldığını söyledi. FTX'in tüm dijital varlıklarının soğuk cüzdanlara aktarılması için süreç başlatıldığını, bugün itibariyle ise yetkisiz işlemlerden dolayı zararı azaltmak için sürecin hızlandırıldığını da aktardı. İlk duyurulan verilere göre FTX'in cüzdanlarından çıkış yapan kripto paraların 600 milyon doların üzerinde değere sahip olduğu söyleniyor. Olayı değerlendiren birçok uzman, hack olayının şirketin içinden biri tarafından gerçekleştirilme ihtimalinin yüksek olduğunu da belirtiyorlar. Bu durum, sosyal medyada FTX'in kurucusu ve eski CEO'su Sam'in varlıkları kaçırıyor olabileceğine dair söylentiler yayılmasına sebep oldu. Daha sonra ilginç bir şekilde Reuters tarafından bu iddiaları destekleyen bir haber yayınlandı. Habere göre FTX'in kurucusu ve CEO'su Sam, ilk aşamada borsayı kurarken şüphe uyandırmadan ve başkalarını uyarmadan mali kayıtları değiştirmek ve fonları taşımak amacıyla FTX'e bir arka kapı inşa ettiğini ortaya koyuyor. Bu arka kapı firmanın bağımsız denetçileri de dahil olmak üzere mali kayıtları kimse fark etmeden değiştirme imkan tanıyormuş. Bu iddiayı kısa bir sürede yalanladığı söylenen Sem'in bağmalarda olduğu tahmin edilse de tam olarak yerini kimse bilmiyor. Maalesef bu da şüpheleri güçlendiriyor. Tüm bu tartışmalara cumartesi akşamı yaptığı açıklamalarla Elon Musk da katıldı. Katıldığı Twitter Space yayında yaşananları yorumlayan Musk, Sam ile Twitter'ı satın alım sürecinde 3 milyar dolarlık destek vermek istediği konusunda konuştuğunu belirtti. Elon Musk'ın eski CEO Sam hakkındaki ifadelerini size aynen iletiyorum. Aslında onun adını daha önce hiç duymamıştım. Daha sonra birçok kişi bana geldi ve onun çok parası olduğunu, ayrıca Twitter anlaşmasına da dair olmak istediğini söyledi. Onunla daha sonra yarım saat kadar konuştum. Salaklık ölçer makinem kırmızıya gelmeye, sonuna dayanmaya başlamıştı. Bu adam boktan bir adam diye düşünmeye başladım. İlk intibam bu şekilde oldu. Aslında yarım saatte anladım nasıl biri olduğunu. Büyük yatırım bankaları bile onun hakkında konuşuyordu. Herkes ona suyun üstünde yürüyen adam gibi davranıyordu. Sanki trilyonlarca dolara varmış gibi. Ama bir şeylerin yanlış olduğunu anladım. Sermayesi olmadığını ve bana destek olamayacağını gördüm. Öngörüm bu şekilde oluştu. Evet, Elon Musk'ın Sem hakkındaki düşünceleri bunlar. Peki tüm bu yaşananlar ve bu şüpheler nasıl oluyordu ABD yargısında gündeme gelmiyor? Herkesin merak ettiği soru bu. Milyarlarca dolarlık batışın önünde ve sonunda FTX'in CEO'su bugüne kadar nasıl oluyor da gerçek bir soruşturma geçirmiyor? Bu haklı soru üzerine hafta sonu birçok paylaşım yapıldı. Bu paylaşımlardan belki de en önemlisi Trump yanlısı olarak bilinen Tom Fitton'dan geldi. Açıklama ise şu şekildeydi. Biden çetesi taciz ve tehdit ederken Elon Musk ve şirketleri mücadele veriyordu. Fakat modern finansın en kötü dolandırıcılarından biri ve en büyük demokrat bağışçısı olarak Sam, onların burunlarının gözünün önündeydi. Daha sonra Elon Musk bu paylaşıma cevap olarak Sam demokratların en büyük bağışçılarından biriydi. Bu yüzden soruşturma yok diyerek cevap verdi. Evet, gerçekten bazı şeyler gördüğünüz gibi hep aynı. Hiç değişmiyorlar. Şu aralar gündemde olan ve birçok kripto kullanıcısını derin düşüncelere sevk eden bir konu da bu tarz yolsuzlukların sadece FTX ile sınırlı olup olmadığı. Bu soru sektörün geleceği için bir hayli önemli. Çünkü hiç kimse yatırımını güvenmediği bir alanda tutmak istemez. Tutmaz da zaten. İşin kötüsü bu soruna cevap verebilecek bir yapının henüz oluşmaması. Merkezi bir güç olmadan hayal edilen bu süreçte merkezi yapılardan tam anlamıyla kopmamak, arada kalmak şu anda yaşadığımız problemin ana sebebi. Bunu sürekli söylüyoruz zaten. Sağolsun Binance'ın CEO'su CZ'de bu konuda arada bir sorumluluk almaya başladı. Geçen gün yaptığı Twitter paylaşımında bundan sonra daha fazla sorumluluk alacağını belirtti. Paylaşımı ise şu şekildeydi. Rakiplerimiz hakkında kamuya açık bir şekilde yorum yapmama politikamız var. Geçmişte bu kuralı sadece birkaç kez çiğnedim. Bundan böyle rakip şirketler hakkında daha açık sözlü olacağım. Hatırlarsanız FTT tokenları satacağını açıklayarak Kripto para borsası FTX'in iflasını fitilini ateşleyen CZ, anlaşılan elini daha çok taşın altına sokacakmış. Ben burada hem CZ hem de piyasa için belirsizliğin çok fazla olduğu kanısındayım. Yeterli bir hacime ulaşmamış, henüz olgunlaşmayan bir kripto piyasası var. CZ'nin rakipleri hakkında yapacağı ithamlar Binance'ın kullanıcı sayısını artırabilir. Ama kesinlikle kripto piyasasına zarar verecek. Dolaylı olarak yine ayağına sıkmış olacak aslında. CZ belki FTX de bunu düşünemedi. Ya da başka bir hesap vardı tam olarak bilmiyorum. Ama bundan sonra benzer bir durumun yaşanması halinde sonuçların çok daha ağır olacağını söyleyebilirim. Zaten bence CZ'de bu saatten sonra söylemlerini bu doğrultuda yapacaktır. Evet gördüğünüz gibi FTX'in yarattığı etki sektörde hala devam ediyor. Bir süre daha gündemde kalacak gibi gözüküyor. FTX dışındaki bir haberle bülteni sonlandırmak istiyorum. Haberimiz Türkiye'den ve ilerisi için oldukça umut verici. Blockchain teknolojisi lise müfredatına ders olarak girmeye başardı. Buna göre Blockchain mesleki ve teknik Anadolu liselerinin bilişim teknolojileri alanında 11. ve 12. sınıflarında seçmeli ders olarak gösterilecek. Dersin şu an kitabı bile hazır. Umarım ülkemiz gelecekte Blockchain için çok daha fazla nitelikli insan yetiştirmeyi başarabilir. Bu haberle bugünkü bültenimizi tamamlıyoruz. Sizler bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız beğenerek paylaşarak takip ederek bizlere destek olabilirsiniz. Yarın sabah aynı saatte görüşmek üzere.